Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, kıymetli ilçe başkanım, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, Muhtarlar Derneğimizin değerli başkanı ve kıymetli muhtarlarımız, çok değerli bürokratlarımız, çalışma arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler ve bu gecenin gerçek sahibi olan yavrularımız. Hepiniz 8. geleneksel sünnet şölenimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli hemşehrilerim, hep ifade ettiğimiz gibi yavrularımızın mutlu olduğu bir şehir hayaliyle gece gündüz çalışıyoruz. Aslında bizim şehircilik anlamında ortaya koymuş olduğumuz hizmetlerin tamamı geleceğin Antalya'sını, geleceğin kefesini oluşturma bakımından çok değerlidir ve çok önemlidir. Ve bu anlamda da bütün hizmetlerimizin, bütün eserlerimizin gerçek sahipleri, armağan ettiğimiz gerçek kimseler yavrularımızdır. Biz her zaman gelecek nesiller için çalışıyoruz. Hep ifade ettim, hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Kimi siyasetçiler gelecek seçimler için çalışır. Ama biz gelecek nesiller için çalışmayı kendisi için bir düstur edinmiş, bir prensip haline getirmiş belediyeyiz. Bunun altını bu müstesna akşamda bir kez daha çizmek istiyorum. Yavrularımızın mutlu olacağı bir şehri meydana getirebilmek için çok farklı alanlarda hizmetler veriyoruz. Hem onların eğitimlerine, genel kültürlerini arttırmalarına dönük çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Hem de onların gelecekte esas aktör olacakları bu şehrin bugünden planlamasını, bugünden güzel bir şekilde inşasını sağlamaya dönük adımları birbiri ardına atıyoruz. Biliyoruz ki hayattaki en büyük varlığımız çocuklarımız. Eğer çocuklar mutlu olursa bu şehrin bütün insanları, anneler, babalar, burada bulunan hanımefendiler, beyefendiler, bizler, sizler hepimiz mutlu oluruz. İşte o mutluluk için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yavrularımız bizlerin sahip olduğu imkanların çok daha üstünde imkanlara sahip olsunlar istiyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Bizlerin vaktiyle sahip olamadıkları imkanlara yavrularımız sahip olsun istiyoruz. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Hayallerimiz var. Onlara güzel bir gelecek armağan etmek istiyoruz. İşte o hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. İşte 8 yıldan beri yavrularımızın böylesi güzel bir ortamda toplu sünnet şölenleriyle hayatlarının ilk düğünlerini birlikte yapmayı geleneksel bir etkinlik haline getirdik. Hem her yıl bine yakın çocuğumuzu böylesi güzel törenlerle, şölenlerle sünnet ettiriyoruz. Hem de onların hayatlarındaki ilk mutlulukları olan sünnet düğünlerinin heyecanını onlarla, aileleriyle birlikte hep beraber paylaşıyoruz. İşte bugün de böylesi güzel bir akşamı yaşıyoruz. Bugün 678 çocuğumuz var. Ama zannediyorum okullar açılana kadar peyderpey yapılan müracaatlarla bu sayı binler seviyesine ulaşacak. Her yıl 1000 çocuğun mutluluğunu paylaşmak. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Uzaktan yakından burayı teşrif eden siz değerli dostlarımıza, sevgili kepezlilere, hanımefendilere, beyefendilere de çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da hep birlikte yavrularımızın mutluluğunu paylaşmak için buradalar. Hepinizden Allah razı olsun. Adımlarınıza bin sevap olsun.
yavrularımıza moral olsun diyorum ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bugün hayatlarının ilk düğününü böylesi güzel bir ortamda gerçekleştirdiğimiz 678 yavrumuza güzel bir gelecek diliyorum. İnşallah onlar eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayacaklar. Ailelerinin, milletimizin iftarı, gururu olacaklar. Bundan yıllar sonra anneler, babalar yavrulara baktığı zaman yavrularıyla gurur duysunlar istiyoruz. Evlatlar yıllar sonra geriye dönüp baktıklarında anneleriyle, babalarıyla gurur duysunlar istiyoruz. İstiyoruz ki onlar hayırlı evlatlar olsunlar. Ve bugün biraz sonra hep birlikte onların aydınlık geleceği için, bu iyi dileklerimiz için dua edeceğiz. Dualarımız onlarla birlikte. Ben buradan bir kez daha sizleri çok sevdiğimizi ve sizler için engelleri aşa aşa hizmet yolculuğuna kararlılıkla devam etmek üzere gece gündüz yürüdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Her şey bir tek kimsenin Allah razı olsun duasını alabilmek içindir. Bugünden yarına bu fani dünyada elde edebileceğimiz en büyük kazanç da budur. Zira her şey geliyor ve geçiyor. Günler geçiyor, dönemler geçiyor, yaşlar geçiyor, ömürler geçiyor. Dönemler, devirler geçiyor. Ama bu fani dünyanın içerisinde asıl olan gönüller kazanabilmek, hayırla yad edilebilmek, hoş sadalar bırakabilmektir. İşte bunun için sizlerden aldığımız güçle, destekle ve sizlerin hayır dualarıyla yola, yolculuğa devam ediyoruz. Ve inşallah güzel bir yarınlar hepimizi bekliyor. Ben bugün bu yavrularımızın mürüvvetlerini gerçekleştirdiğimiz, onların mürüvvetlerinin sevincini, heyecanını paylaştığımız bu günde ülkemize, milletimize de hayırlı, nice güzel mürüvvetler diliyorum. İnşallah daha güzel günlerde, birlikte, beraberlikle, kardeşlikle, daha güzel günlere erişmeyi, kavuşmayı temenni ediyorum. Bu duygularla ve bu düşüncelerle hepinizi tekrar tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve sevgili yavrularımıza kocaman alkışlarla birlikte güzel bir ömür, mutlu yarınlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Nebilere, Resullere ve onlara iman etmiş olan ümmetin yakını olarak Efendimiz'e zulümler ettiği için zulmünün teşekkürler başkanım, bakın. Teşekkürler başkanım.
çocuklar bir dakika girmeyin. Buraya bakın. Güvenlik tamam. Buraya bakın çocuklar bak.